Sokak Ekspres'ten herkese merhaba. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu. Bu konu hakkında düşüncelerini halkımıza sorduk. İyi seyirler. Gerçekten de teşekkür ederim yani. İyi ki de var. Hani onun için de yani minnettar diyorum. Yani devamı gelsin inşallah. Evet. Bence de iyi oldu ya. AK Parti'nin burada bu şekilde hizmet etmesi daha iyi bence. CHP pek şey yapmıyordu. Ben de memnunum yani açıkçası öğrenciler adına. Ben öğrenci değilim ama yani iyi. Sizce bir başkanın böyle öğrencilere destek vermesi nasıl buluyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi yani keşke 12'li mezunlara da olsaydı bu ama sadece 12'li sınıflara var diye biliyoruz. Ben mezunlar olmadığını gerçekten bilmiyordum, üzüldüm şimdi. Umarım onlara da açarlar çünkü umarım. Güzel bir iş hani bu Menemen tarihinde ilk galiba. Başka belediyelerde de Türkiye'de çok duymadım. Bir iki belediye yapmıştı. Ankara'da falan Mansur Yavaş yapmış. Yani umarım devamı gelir. Umarım. Menemen Belediyesi Başkan Vekili açıklama yapmış. Sınava girecek olan öğrenciler belediyeye başvururlarsa sınav ücretlerini yatıracakmış. Nasıl buluyorsunuz bu düzenlemeyi? Ben şimdi oradan geliyorum. Yalan mı gerçek? Yemin ederim şimdi oradan geliyorum. Gittim yatıracaktım. Şey yani alacaktım kızın yaşı 18 olmadığı için. Velisinin olması lazım. Gittim. Dediler ki önce parayı yatırıyorsun. Ondan sonra geliyorsun bu çağırdığın üzerine yattı diye yazıyor. Dekont. Dekontun üzerine yattı diye yazıyor. Ondan sonra gelip buradan alıyorsun. Tekrar paranı geri alıyorsun. Bir de ama onun açıklamasını da yaptı. Neden? Dedim. Hani dedi ki çoğu öğrenci para alsınlar diye gelip başvuruyorlar. Parayı alıyorlar. Ondan sonra gelip sınava girmiyorlar. Ha. Anladın mı? Açıklaması da bu. İyi güzel. Bunu ya. Bize de açıkladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben tamam. Bak ben öğrendiğimi, söylediğimi, konuştuğumu söylüyorum. Sadece yalan yanlışım da yok. Bu kadar basit. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ama ikna oldum. Gerçekten ikna oldum. Peki nasıl buluyorsunuz bu yaklaşımı? Hani Menemen Belediyesi'nin öğrencilere destekte bulmasını. Çünkü çoğu belediyede bunu görmedik. Menemen Belediyesi'nde de bir ilk. Vallahi bir ilk olsun diye başlatmışlar onlar da. Aslında doğru bir şey. Bu pandemiden, şeyden, yokluktan, bu her şeyin fazla artışından dolayı bir yerde iyi. Ben hak veriyorum yani iyi. 230 az para değil. Yani ama gerçekten sınava girecek olan öğrenciler, gerçekten olanlara. Anladın mı? Onun için o kuralı da koymuşlar. Yatırın, gelin parası hemen verelim. Yattı diye. Anladın? İnşallah da devamı gelir. İnşallah. Bilmiyorum benim yani şimdi oradan geliyorum. Yani bak tesadüfen. Kız gitti önden ben geriden gidiyordum yavaş yavaş. Güzel bir haber aldık. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan üniversite sınavına girecek öğrencilere belediyeye başvurmaları halinde ödeyeceklerini açıklamış sınav ücretlerini. Ha. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi. İyi yani ne diyeyim? İyi yani pek tanımıyorsun. Yeni girdi ya o. Ne iş yaptığı yani böyle bir şeyini bilmiyoruz daha. Kaç ay oldu? 4-5 ay oldu mu acaba girelim? Galiba bir yıla yaklaşmış ama diyorsunuz ki hani böyle işler yaparsa daha iyi biliriz değil mi? Tabii hiç fikrim yok yani onun böyle çok güzel işler yaptığını haberim yok yani. Daha çok bildirilsin değil mi? Tabii. Neler yaptığı. Tabii. Aynen öyle. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan sınav ücretlerini ödeyeceğini açıklamış belediye başvurmaları halinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında güzel bir şey yani bunu üniversiteleri yapmaları başka bir şey söylemiyorum. Menemen Belediyesi'nde daha önce gençlere böyle olanaklar sağlanmış mıydı? Bilginiz var mıydı? Hiç bilgim yok burada oturmuyorum desem. Peki çok teşekkür ederim sağ olun. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav ücretlerini yatıracağını açıklamış belediye başvurmaları dahilinde. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani güzel bir şey teşekkür ederiz Aydın Başkan'a. Yani inşallah değer bu proje. Lise son sınıf öğrenciler için çok güzel bir şey bence bu dönemde. Siz? Biz mezunuz ya bize işlemedi. Mezunlara geçer değil mi? Yok. Sağlık olsun en azından liseli kardeşlerimize yaradı ya. Yapacak bir şey yok ya. Siz yine bir başvurun belki. Yani başvuracağız tabii bakalım belki tutar. Tutmazsa sağlık olsun. Ben üniversite mezunuyum ama bize denk gelmedi ama güzel bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü yani sınav ücretleri gerçekten pahalı. Hatta geçen yıllarda da birkaç tane arkadaşım sırf ücret olduğu için girememişti. Şu gerçekten hani çok cüzi miktar değil yani yüksek. Daha önce Menemen Belediyesi'nde böyle öğrencilere destekler yapılıyor muydu biliyor musunuz? Yani yok.
ben hiç görmedim yani. Siz de denk gelmedim. Ben gerçekten hiç görmedim. Hatta belediyenin kursları falan oluyordu. Onlar da çok verimli olmuyordu açıkçası. Ama bu hareketini hoş buldum yani, güzel. Sevindirici bir şey. Menemen Belediyesi Başkan Vekili üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav ücretlerini yatıracağını duyurmuş. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Bence bu iyi bir şey. Herkes için iyi bir şey. Ama göz boyamak için bence. Bu göz boyamak olduğu için hani milletimizin buna kanmamasını istiyorum. Aydın Pehlivan düzgün bir insana benziyor ama hani şu an devletin kaynaklarını kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hani bu da göz boyamaktır. Hani bu desteği Serdar Aksu'ya da verilmesini isterdim. Hani her şeye önüne engel koyuldu. Böyle yani. Şimdi üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav ücretlerini belediye başkan vekili Aydın Pehlivan ödeyeceğini açıklamış. Nasıl buluyorsun? Güzel. Biz mi ödeyecektik yani? Çok iyi olmuş. Daha önce Menemen Belediyesi'nden, önceki dönemlerde, şimdiki dönemde hiç yardım almış mıydın öğrenci olarak? Yani öğrencilere bir şeyler sağlıyorlar mıydı? Hayır, almamıştım. Zaten benim babam belediyede çalıştığı için öyle. Bize vermiyorlardı. Peki, çok teşekkür ederim. İhtiyacımız yok yani, ihtiyacı olanlara versinler. İnşallah da verirler. İnşallah. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, sınava girecek olan öğrencilerin sınav ücretlerini yatıracağını açıklamış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten çok güzel bir hareket bence başkanımız adına. Zaten şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki genel eğitim sistemine dayanırsak, Menemen hakkında konuşmuyorum tabii. Türkiye'deki genel eğitim sistemi bence çok kötü. Bütün öğrenciler bundan çok şikayetçi. Hatta çok büyük ihtimalle de bu Z kuşağı bu iktidarı da indirir. Umarım öyle olur. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz. Ben kendim okumadığım için çok hakim değilim. Sınav ücretleri nedir? Ne kadar? Nasıl bir bütçe? Mesela bugün Menemen'deki üniversite öğrenci sayısı adet olarak kaç kişi, ne yatırılacak olan ücret, ödenecek olan, belediye tarafından ödenecek olan miktar nedir? Bunu da öğrenmek isterim. Sizin bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Sayı olarak bir bilgim yok, fakat sınav ücretleri 230 liradan başlıyor kişi başı. Yani 200 ciddi bir rakam bence. Gerçekten ciddi bir rakam. Yani umarım herkes için hayırlısı olur diyeceklerim bu kadar. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav ücretlerini yatıracağını açıklamış. Nasıl buluyorsunuz? Yani çok mantıklı bir şey. Keşke ben de buradayken hani gireceğim sınavlarda falan bu olsaydı. Çünkü çok sıkıntılı dönemlerden geçtim, mezuna kaldım. Yani umarım olur, kardeşim girecek bu sene. Umarım olacak yani. Dekontu götürdüğünüzde ücreti ödüyorlarmış, öyle duyduk. Yani umarım kandırmaca değildir diyelim. Gerçekten keşke yapılsa böyle bir şey. Peki daha önce duymuş muydunuz Menemen Belediyesi'nde veya başka belediyelerde böyle öğrenci? Hiçbir alakam yok. Yani gerçekten İzmir'e dair hiçbir şey yok, bilmiyorum. İzmir'de, bizim orada hani Eskişehir'de okuyorum. Orada da hiç duymadım. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin üniversite sınav ücretini yatırıyormuş. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi bununla ilgili güzel bir şey yapmışlar ama biz faydalanamadığımız için. Neden? Ben mezunum ama 3 yıl oluyor mezunum. O yüzden faydalanamıyorum ben. Ha, geçen yıl mezun olsaydınız faydalanabiliyor muydunuz? Yok. Sadece bu yıla özel. Neyse, bizim arkadaşların şansı var yine. Onlar için güzel oldu. Başka bir şey diyemem yani. Belediye bunu ilk kez yapıyor değil mi? Evet. Daha önce böyle bir yardım var mıydı? Yok. Ben ilk defa görüyorum. Eda cevap versin. Sanmıyorum ya. İnanmıyor musun? Yok. Peki siz sınava girecek misiniz? Bu sene değil, seneye. Makbuzu getirene ücreti veriyorum demiş. Ben götürmem ki. Ya. Ben kendim veririm. Niye götüreyim? Ben inanmıyorum öyle şeylere. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, üniversite sınavına girecek öğrencilerin üniversite sınav ücretlerini yatıracağını açıklamış. Ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel bir şey aslında. Hani şu anki sınav ücreti ne kadar bilmiyorum ama 230'dan başlıyor. Gayet uygun aslında. Öğrenciler en azından ailesi de kendileri de rahatlar. Para kendilerinde kalır. Peki daha önce belediye böyle hizmetlerde bulunmuş muydu? Biliyor musunuz, yoksa bu bir ilk mi? Yani daha önceki belediyelerin faaliyetleri hiçbir zaman takip etmedim. Ne yaptıkları hakkında da pek bir bilgim yok. Daha önceki Menemen Belediyesi genelde üst geçit falan yapıyor yani. Tek bildiğim bu. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, sınava girecek olan öğrencilerin sınav ücretlerini yatıracağını açıklamış. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
sadece yani 12'lerini yatırması bence çok yanlış bir şey. Yanlış bir düşünce bu. Mezunların da hakkı vardı bunda. O kadar yani. Yani şöyle, yapmış olduğu aslında güzel bir şey. Gerçekten yapmış olduğu çok güzel bir şey. Yani bizim Menemen gençleri için. Ama şöyle bir şey var, sadece 12. sınıfların imkanları tek değil. Ve birçok hemşerimizin de bu durumla ilgili imkanları yok mesela. Bunun ödemesini yapmayan insanlarımız var. Bunu genel olarak düşünmüş olsalardı bu çok daha iyi bir kademeye taşıyabilirlerdi bence.